Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Galaxy Watch 3'ü tanıştırmak istiyorum. Galaxy Watch 3 bildiğiniz gibi Galaxy Watch serisinin Watch'tan sonra çıkardığı ikinci serisi Watch 3 olarak çıktı. Kolumda gördüğünüz saat Watch. Ben bu saati yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Sizlere hem karşılaştırmasını anlatıyor olacağım hem de Galaxy Watch 3'ün tüm özelliklerini, tüm eksilerini, artılarını alınır mı, alınmaz mı sorularının cevaplarını sizlere veriyor olacağım. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Öncelikle Watch 3 uzun bir kutuyla geldi. Galaxy Watch'un ise kutusu şöyle kalın, kocaman bir kutusu vardı. Dediğim gibi 2 seneden daha uzun bir süredir ben Galaxy Watch'u kullanıyorum. Gayet de memnunum. O yüzden de Watch 3'ü tercih ettim çıkar çıkmaz ve Watch 3'ü de yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Sizlere deneyimlerimi şimdi aktarıyor olacağım. Öncelikle kutusuyla başladık. Hadi hep beraber Watch 3'ü bir açalım. Bakalım içinden ne çıkıyor. Kutudan çok fazla gereksiz şey çıkmıyor. Hemen kutuyu açtığımızda saat bizi karşılıyor ve kutunun içerisinde de bizim şarj aletimiz bulunuyor. Bunun dışında bir hızlı başlangıç kılavuzumuz ve ıvır zıvır birkaç tane kağıdımız da mevcut. Galaxy Watch'un Watch, Watch 3'le farklarından bir tanesi de şarjı. Gelen şarjı Gördüğünüz gibi bu yatay bir şarj. Masanın üzerine bu şekilde koyuyorsunuz. Watch 3'ü de bu şekilde üzerine koyduğunuzda şarj etmeye başlıyor. Bu da Galaxy Watch'un şarj aleti. Galaxy Watch 3'e göre bu dikine şarj ediyordu. Bu şekilde koyuyordunuz ve şarj oluyordu. Farkı var mı derseniz çok da büyük farkı yok. Devam edelim. Bu uçuşun fiziksel özelliklerini göstermeye başlamadan önce ve kıyaslamamıza başlamadan önce hemen belirteyim. Saati bileğimde de göstereceğim tabii ki sizlere. Bileğinizde duruşu için hani 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz olsun diye. Bileğiniz çünkü ince olabilir, kalın olabilir. Çünkü iki seçeneğimiz var biliyorsunuz. Bu iki seçenekten hangisini tercih etmeliyim? Daha küçüğümü tercih etmeliyim, büyüğümü tercih etmeliyim konusunda. Deneyemiyorsanız eğer fikriniz olsun diye hemen ben kendi bileğimden bir... Şöyle bir ölçüm yapalım ve bu şekilde biz başlayalım. Yaklaşık 57 milimetre yani yaklaşık 6 santime yakın 5.7 santim benim bileğim. Siz de kendi bileğinizi ölçebilirsiniz. Buna göre duruşunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Watch 3'ün özellikleriyle fiziksel özelliklere başlayalım dedik. Fiziksel özelliği olarak karşımıza aslında birden birazcık farklı bir saat çıkıyor. Bu farklar neler hemen onları söyleyeyim. Öncelikle deri kordonu. Şimdi deri kordonundan başlamak istiyorum. Ben watch'u aldığımda özellikle deri olsun istemiştim ama watch'un kordon çeşitleri tamamen bu şekilde geliyor ve deri kordonunu bulmak istediğinizde de aslında bayağı zorlanıyorsunuz. Ama standart saatlerin deri kordonunda bazılarının buna uyduğunu görmüştüm, denemiştim hatta. Çok pahalı olduğu için açıkçası tercih etmemiştim. Bu kordonda da yani bunda da ve bunda da ikisinde de 22 olarak ölçülendirilmiş kordonuyla Türkiye'ye geliyor Galaxy Watch serisi. Deri kordona yakından bakacak olursanız %100 gerçek deri olarak belirtiyor Samsung'un sitesi saatin deri kordonunu. Şu anda saat yeni bir saat biliyorsunuz. Hani baktığımda da fiyatlar 500-600 civarında bu kordonun fiyatı olarak gördüm. Şu anda gayet uçuk bir rakamı var. Şöyle 2 haftalık kullanımında da göstereyim. Birazcık yıpranma oldu tabii ki ama bu derinin özelliğidir. Galaxy serisinde Galaxy Watch'ta ve Galaxy Watch 3'te aslında kordon kısmında söyleyebileceğim en güzel şey ya yani şu harika küçük top. Bu ne işe yarıyor derseniz şuradan şöyle çektiğiniz zaman direkt saatin kordonunu çıkartabiliyorsunuz. Aynı şekilde de kolayca yerine takabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde. Hemen bir negatif özelliği söyleyeyim. Bu tamamen benim görüşüm yani ben olsaydım şu kordonu biraz daha tombul yapardım. Hani görsel olarak bence daha güzel olurdu. Saati biraz daha güzel gösterirdi diye düşünüyorum. Tabi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlara yazarsanız benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Diğeriyle kıyaslamamıza devam edelim. Bu Galaxy Watch'un kordonu orijinal değil şu an üzerindeki. Ben bunu Çin'den almıştım. Birkaç rengini almıştım. Orijinali siyah ama birebir aynısı. Arka taraflarında fiziksel olarak tabii ki bir farklılık var ön taraflarına baktığımızda yine farklılık var. Bu arada bu gümüş olarak geçen modeli, bu tamamen siyah. Gümüş modelini aldığınızda şu kısmı yine gümüş rengi olacaktır bunun gibi bakarsanız saatin şekli biraz gizlemiş. Belki gümüş daha çok kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Hemen diğer fiziksel özelliklerine geçelim. Kalınlık olarak Galaxy Watch Watch'a göre biraz daha ince ve ağırlık olarak emin olun ki bayağı hafif. Bunun yanında da gövde boyutu olarak daha küçük. Zira bu 46 mm olarak geliyordu. 46 mm olarak satışı vardı. Bu 45 mm olarak satışı var. Ama boyunun küçülmesine rağmen ekran boyutu büyümüş. Ekran boyutunu Galaxy Watch'ta 1.3 olarak e, ölçerken Galaxy Watch 3'te 1.4 inç olarak karşımıza çıkıyor. Kalınlıklardan ziyade aslında hemen yorumumu da ekleyeyim fiziksel olarak. Şu saati tüm gün kolumda taşıdığımda aslında saati unutuyorum. Ama bu saat hakikaten yani şöyle bir hafif bir ağırlık veriyor ve kolunuzda kendini belli ediyor. İyi mi derseniz tabii ki Watch bu hafifliği daha bir güzel daha bir hoşuma gitti açıkçası ve gün boyu taşırken de sizi rahatsız etmeyen bir yapısı var onu hemen belirteyim bu açıdan gayet iyi olmuş saatin kurulumuyla devam edelim Bu sırada saatimizi biraz şarja koydum biraz şarj olsun kapalıyken şarja koydum ilk aldığınızda mutlaka şarj etmeyi unutmayın tekrar size hatırlatıyorum her elektronik cihaz gibi Galaxy Watch uygulamasını Ben öncelikle iPhone'da bir deneyip sizlere göstermek istiyorum şunu önce söyleyeyim Android'de biraz daha Hani sizi daha serbest bırakıyor her zaman olduğu gibi Android Androidi sever mantığıyla. Ama Apple'da da hiçbir sancısını çekmiyorsunuz bunun. Ben 2 sene boyunca iPhone'larımda kullandım Galaxy Watch'u ve çok büyük bir eksisini görmedim. Zaten hani standart fonksiyonlarını kullandığım için de bana çok büyük bir zararı dokunmadı açıkçası. Çok büyük bir eksisi olmadı. Galaxy Watch uygulamamızı internetten indiriyorum. Application Store'dan indiriyorum, kuruyorum. Ve uygulamam kurulduktan sonra da hemen saatimi telefonumla eşleştirmeye başlayacağım. Şunu söyleyeyim. Samsung'un sağlık ve fitness uygulamasını da kurmanız sizin için iyi olacaktır. Zaten bu sağlık verilerini, işte spor verilerini vesaireyi Samsung'un sağlık uygulaması otomatik olarak alıyor. Eğer bu uygulamayı da kurarsanız senkronize ediyor ve işte yürüyüşünüz ve yaptığınız sporlar vesaire tamamen Samsung sağlık uygulamasının içerisinde depolanıyor. Size güzel e, raporlar sunabiliyor. O yüzden bu uygulamayı da telefonunuzda bulundurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, uygulamamız kuruldu. Hep beraber kuruluma geçelim. Uygulamamızı açıyorum ve saatimi de başlatıyorum. Şuna dikkat edin. iPhone'larda da böyle, artık Android'de de böyle. Ekranınıza gelen tüm şeyleri kabul etmeniz lazım. Yoksa tüm özelliklerini kullanamazsınız. iPhone'da ilk karşımıza gelen işte Bluetooth'u kullanmak istiyor. Kullansın mı? E, tabii ki kullansın. Kullanmazsa yoksa bağlantıyı sağlamaz. Biliyorum güvenlik endişeleriniz olabiliyor. Ama bazı cihazlar her fonksiyonu kullandığı için telefonunuzda bu izinleri vermek zorundasınız. Tamam diyerek devam ediyorum. Yolculuğa başla diye bir linkimiz çıktı. Size zaten hemen şu kenara koyuyorum ve kenardan izleyebilirsiniz. Saatimiz de başladı. Saati şöyle bir kol bir takayım. Başlayalım bakalım. Şimdi hemen telefonunuzdaki Galaxy Wearable uygulamasını kullanmaya başlayın şeklinde uyarıyı karşımıza çıkardı. Uygulamamızı açıyoruz. Yolculuğa başla diyoruz. Hemen Galaxy Watch 3 karşımıza çıkıyor. İlk seçenekte Galaxy Watch 3'e tıklıyoruz ve saatimizi algılamasını bekliyoruz. Direkt bağlantı kurulsun mu şeklinde uyarı çıktı. Ben bağlan diyorum şu anda saate bağlanıyor. Android telefonlarda bağlantı biraz daha kolay. Ama iOS'larda bağlantı konusunda bayağı sıkıntı yaşadım. Yani hani bu hareketi 3-4 defa yaptığım oldu. Şimdi bakın şu anda ekranı görüyorsunuz. Telefon ekranında bir uyarı çıktı ve saatin ekranında da bağlanmak için dokunun şeklinde bir uyarı çıktı. Burada önce saatin ekranına bastık. Kurulumu tamamlamak için lütfen telefonu kontrol edin dedi. Ve Telefonda da eşle butonuna tıklıyoruz. Saatte şöyle küçük yıldızcıkları görüyorsunuz. Bu haliyle beklerken telefonda bir taraftan eşleme modunda saatle eşleştiriyor şeklinde uyarıyı karşımıza çıktı. Eğer bu ekranda uzun süre kalırsa, bu ekranı atlamazsa yapacağınız şey saati yeniden başlatmak ve telefondaki Bluetooth bağlantılarını kontrol edin. Bluetooth bağlantıları yapıldıysa Bluetooth bağlantılarını silerek tekrar uygulamayı başlatmanız gerekiyor. Bakın benimki şu anda o ekranı geçti ve eşleştirme tamamlanıyor dedi. Yani saatimi gördü ve şu anda eşleştiriyor. Galaxy Watch 3 cihazınızı güle güle kullanın şeklinde bize bir hayırlama mesajı gönderdi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Arıza teşhis bilgilerini bildir şeklindeki uyarımızı işaretlemiyorum ben. Kabul et dedim. Şimdi işte bildirim göstermek istiyor. İzinleri bizden istiyor. Ben tüm izinlere tabii ki izin ver diyorum. Galaxy Watch için takviminize erişmek istiyor. Tamam diyorum. Galaxy Watch kişilerinize erişmek istiyor. Tamam diyorum. Ve eğer yedeğiniz varsa buradan yedekten geri yüklemekten bahsediyor. Yedeyim şu anda olmadığı için yüklemedi. Bu arada uygulamayı Samsung ekantuyla açmanız lazım. Ekantunuz yoksa uygulamayı açtığınızda zaten size soracak ve account'unuzu yaratarak hızlı bir şekilde uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Galaxy Watch için iPhone bildirimlerinizi görüntülemesi ayarlansın mı diyor. İzin ver diyoruz. Saatinizi telefonunuza bağlayın dedik. Bakın burası çok önemli. Bluetooth'a ikinci bir bağlantı ekliyor. Biri normal Bluetooth bağlantısı haberleşmesi için diğer bağlantı da işte telefon görüşmelerini vesaire saatten yapabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Bu özelliği kullanmanız için de ikinci bağlantıyı da aktif etmeniz gerekiyor. Şimdi saatimize yakından bir bakmaya hep beraber başlayalım. Şimdi öncelikle bileğimdeki duruşunu da size göstermiş olayım. Diğerini de yanına koyayım. Şöyle bir göstereyim sizlere. Aslında ikisi arasında çok büyük duruş farkı yok. Şu biraz daha tabii kallavi. Bu arada bunun üzerinde bir de koruyucu cam var. Ben bunu da Çin'den almıştım. Bir cam yapıştırmıştım. Bunun için henüz çıkmadı. Piyasada göremedim açıkçası. Bunu da alırsanız bence yararınız olur. Benim gibi çok sık camını bir yerlere çarpıyorsanız çizilmesi sizin için iyi olmaz. O yüzden böyle koruyucu bir cam kullanmanızı tavsiye ediyorum. İki senedir hiç maşallah başına bir iş gelmedi bu şekilde. Evet bakın şu anda kolunda ikisinin de duruşunu görüyorsunuz. Çok büyük bir fark yok dediğim gibi ama hissiyat olarak bu daha hafif ve daha kendini belli etmeyen bir yapısı var. Ama dış görüntüsü olarak da gayet şık güzel bir saati olmuş. Hemen şu saati de çıkartıp şöyle menüsüyle sizlere bir tanıştırmak istiyorum. Önce benim size bahsettiğim şu bluetooth ayarlarını da şuradan göstermek istiyorum. Bakın Watch 3'e ait iki bluetooth bağlantısı da şu an bağlandı. İlk bağlandığında bir tanesi bağlanmamış olabilir. Bunu gidip manuel elinizle tıklayıp bağlamanız gerekebilir. Bu dediğim gibi telefonla görüşmeniz açısından önemli. Bunu atlamayın lütfen. Ben bir taraftan uygulamayı tekrar açıyorum ve gelelim saatimize. Saatinizin fiziksel özellikleri bölümünü atlamıştık ama unuttuğum bir şey hakkıma geldi. Şu bezel dedikleri şu dönen şey birazcık bir farklılık var Watch'a göre. Watch'ta şöyle kenarlarına tam değmiyor şu bezel. Tam kenarlarında değil. Bu kenarından yönetilebiliyor. Ama şunu biraz daha üstten şöyle yönetmeniz gerekiyor. Böyle bir farkı var. Bir de sesini dinleteyim size. Böyle daha bir tıkır tıkırlı bir şekil almış. Hani bu da ince bir detay olarak sizinle paylaşmak istedim. Hemen saate geçiyorum. Saati dokunarak da yönetebildiğiniz gibi bezelde de yönetebiliyorsunuz. Şu buton diğerinde de bu özellik aynı. Bu buton bir geri gidiyor. Bu buton da saatinizi ana ekrana çeviriyor. Nerede olursanız olur bastığınızda ana ekrana geliyor. Bu da bir geri gitmenizi sağlıyor. Saatinizi sağ sürükleyebilirsiniz. Sağ sürüklerken uygulamalarınızı görürsünüz. Sola sürüklerseniz de gelen bildirimleri görürsünüz. Bu arada gelen bildirimler size anında bildirim şeklinde ekrana çıkıyor ve saatinizi çevirdiğinizde de saatiniz otomatik uyanarak bildirimi size gösteriyor. Bunun ayarı da yine application içerisinde de mevcut. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Şöyle yukarıdan aşağıya çektiğimizde de buradaki ayarları gösteriyor. Size bu ayarları hemen şimdi tek tek anlatmaya başlıyor olacağım. Bu arada kadranı değiştirebiliyorsunuz ve kadranın üzerindeki yerlerde sizlere aslında birer buton olarak geliyor. Örneğin bugüne tıkladığımda bakın bu kadranın özelliği olarak bugün etkinliği yok diye bana uyarı verdi. Yine adım sayar var burada. Adım sayara tıkladığımda da adım bilgimi gösteriyor olacak. Saate alıp kullanmaya başlayan arkadaşlarımdan ya ben bunun kadronunu değiştiremedim. 2 saat aradım. Nasıl değiştiriliyor? Bu şeklinde bir soru almıştım. Hemen kadran özellikleriyle bu ve bu sorunun cevabıyla devam edelim. Şimdi kadranımızın üzerine dokunuyoruz. Basılı tutuyoruz daha doğrusu. Ve bakın kadran değiştirme menüsüne geldi. Şimdi hemen bu kadranlar arasındaki farkı şöyle çevirerek de tabii ki parmağımızla da değiştirebiliyoruz. Kadranlar arasındaki şu farka dikkat edelim. Mesela bu kadranı seçtiğimizde altında kişiselleştir diye bir şey çıkıyor. Bazılarında bu çıkmaz. Kişiselleştir'e bastığımızda kadranın mesela bu kadranı için kişiselleştirme bakalım neymiş. Şuradaki gördüğünüz dakika ve saat simgelerini değiştirebiliyormuş. Ben bunu ayarladığımda bakın kadranımız bu haline aldı. Yani Kadranı seçtikten sonra da bir de kişiselleştirebiliyorsunuz. Tabii ki hepsi için değil bazıları için bunu yapabiliyorsunuz. Bu arada eğer yeni bir kadran eklemek istiyorsanız tabii ki uygulamadan uygulamayı en son göstereceğim. Ya da wireless'e bağlıysanız Galaxy Store'dan bunu direkt buradan indirebilirsiniz. Bizim kadranımız bu şekilde dursun ve size hemen şuradaki menünün anlatımıyla başlayayım. Şimdi anlatacak çok şey var o yüzden zaman kaybetmeyelim. Şimdi buradaki menü ne yapıyor derseniz telefondaki uyku modu arkadaşlar. Biliyorsunuz belli saatler arasında uyku uyu diyebilirsiniz. Hatta direkt ayarlayabilirsiniz. Şu saatte uyan, bu saate kadar sizleri e, rahatsız etmiyor bu moddayken. Ses ayarı titreşim mi ses mi sessiz mi veya ses artı titreşim mi şeklinde ayarı yapabilirsiniz. Yine uygulamadan da tüm bu ayarları yönetebilirsiniz. Bunu bilin. Kapatma tuşumuz kapatabilirsiniz. Dokunduğunda kapanacaktır. Ben geri dönüyorum. Yine kapatma tuşunu buraya da ayarlayabilirsiniz. Bu şu anda Samsung'un asistanını çalıştırmak için kullanılıyor. Basılı tutarsanız asistan çalışacaktır. Ama uygulamadan bunu değiştirebilirsiniz. Basılı tuttuğunuzda kapatma simgesini ekrana getirebilirsiniz. Rahatsız etme modu aktif edebilirsiniz. Siz kesinlikle uyarıları almayacaktır ve şu mod işte bunu ben kullanıyorum. Bunu bilin. Her zaman saatiniz açık veya her zaman saatiniz kapalı. Saatiniz açık modundaysa ekran ışığını kısıyor ama saatin kadranını e, görsel olarak bırakıyor. Bileğinizde taşırken saatiniz simsiyah ekranda gözükmüyor ve böylelikle daha şık bir görüntü yapıyor. Ama isterseniz pil tasarrufu diyorsanız da Simsiyah bir ekranla da durabilir. Onun da ayarını buradan hemen yapıyorsunuz. Bu ayarlara geldiğinizde işte wireless ayarları ve diğer tüm ayarları buradan yapabilirsiniz. Saat şekilleri yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Uygulamalara buradan ulaşabiliyorsunuz. Set titreşim. Az önce söylediğim gibi işte ses modu ses. Ses de titret. Aktif isterseniz aktif etmeyebilirsiniz. Alarm da çok iyi işe yarıyor. Eğer bileğinizde bununla yatabiliyorsanız ben yatamıyorum. Alarm modunda bileğinizi titretiyor ve kimseyi uyandırmadan aslında sizi uyandırıyor. Sadece bu açıdan çok güzel bir özelliği var. Akıllı saatlerin sadece bu saate özgü bir şey değil tabii ki. Bildirim seslerini değiştirebiliyorsunuz. Ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Ses zil sesi titreşimini ayarlayabiliyorsunuz. Bildirim titreşimi, titreşim yoğunluğu ve uzun titre titretmeyi aktif ettiğinde benim elimi titreterek nasıl bir şey olduğunu da söylüyor. Sistem seslerini değiştirebiliyorsunuz ve bunun gibi. Saatin en güzel özellikleri, bu yazılımın en güzel özelliklerinden biri de şu. Bunu mu arıyorsunuz diyor. Rahatsız etmeyin. Saatlik çan sesi. Her saat başı bir çan sesi mi duyuyorsun mesela? Bunu mu arıyorsunuz? Ya size burada öneri veriyor. Aslında bu öneriler benim hayatımı çok kurtardı. Bir şey arıyorum lan neredeydi bu derken bu size yardımcı oluyor. Ya bunu mu arıyordun sen diyor. Buraya tıklıyorsunuz ve Aa buradaymış diyorsunuz. Saat başı bir ufak bir ses çıkarsın bana diyorsunuz. Bunun gibi burayı açıyorsunuz gibi güzellikleri var saatin. Ana ekrana dönelim. Hemen devam edelim. Ayarları geçtim. Sağa doğru sürükledim. Sırada bunlar var. Ekran ışığımız. Ekran ışığımız şu anda maksimumda. Standartta 7 olarak geliyor genelde. Ben maksimuma ayarlıyorum. Gündüz çok daha iyi oluyor. Bu arada otomatik parlaklık var. Yine uygulamadan da otomatik parlaklığı da yönetebiliyorsunuz. Parlaklık seviyesinde yönetebiliyorsunuz. Hemen yanında pil tasarruf modu var. Bakın bu modda güç modu. İsterseniz standart bakın güç modu 21 saat gidermiş diyor. Sadece izleme 7 gün gidermiş diyor. Hemen size şunu söyleyeyim. Pili ne kadar gidiyor? Bu saat arkadaşlar pili bana 2 günden daha fazla gitmedi. Tabii ki daha fazla gidiyor ama yani 2 günden sonra risk etmeye başlıyor. 2,5 gün gittiği oluyor ama sizi yolda bırakabiliyor. O yüzden de ben 2 günün sonunda muhakkak ben bunu şarja koyuyorum. Bileğimden çıkartıyorum. Akşam yatarken şarja koyuyorum. Sabah da alıyorum. Takıyorum. Gidiyorum. Ha, aynı şekilde bu saati de böyle yaptım. 2 gün bana gidiyor. Üçüncü günü risk etmiyorum. Baktığınızda diğer videolara baktığımda veya diğer yorumlara baktığımda aslında bu incelik sayesinde bataryanın küçüldüğünü ve batarya süresinin daha az gittiğinden bahsediyorlar. Açıkçası ben zaten iki gün olarak kullandığım için ben bir fark görmedim. Hani belki oturup yan yana koyarsanız uzun mu kısa mı gidiyor diye algılarsınız ama e bu da iki gün gidiyor, bu da iki gün gidiyor. O yüzden benim için sorun yaratmadı açıkçası ama size bilgi olarak vereyim. Hemen devam ediyorum. Pil modundan bahsettik. Sinema modu var. Buna bastığınızda ışıkla size uyarı vermesini engel oluyor. Böylelikle sinemada insanları rahatsız etmiyorsunuz. Güzel akıllıca düşünülmüş. E, Bluetooth kulaklık bağlayabiliyorsunuz buna. Bu arada neden böyle bir şey var derseniz bilgisayarınızdaki müzikleri buraya gönderebilirsiniz ve buradan da dinleyebilirsiniz. Yani offline bir şekilde telefonunuza ihtiyaç olmadan buradan dinleyebilirsiniz. Bluetooth kulaklığınızı bağladığınızda saatiniz, kolunuzda sporunuzu yaparsınız. Çok güzel bir özellik olarak bu da karşımızda. Hemen wireless'e geliyorum. Wireless'te otomatik seçeneği var veya her zaman bağlı. Ben her zaman bağlıyı kullanıyorum. Bu arada bakın klavyenin tipi de eski telefon tiplerinden. Hemen onu da görmüş olun. şifremizi yazdıktan sonra bağlan diyoruz ve bağlantımızı kuruyor. Wireless bağlantısını mutlaka yapın. Wireless bağlantısı olmazsa olmazınız olsun. Hemen yanındaki su fonksiyonunu ele alalım. Aksiyon kamerası kullanıyorsunuz. Bazı aksiyon kameralarında görmüşsünüzdür. Suya girdiğinde sapatır. Çünkü su damlacıkları dokunmatiği etkiler ve sağa sola dokunur. İşte bunu kilidi burada bu saat için bu arkadaşlar. Buna bastıktan sonra bununla havuza girebilirsiniz. Bakın su modu aktif ve su işaretleri aktif. Dokunmayı engel oluyor. Bunu nasıl kapatacağım derseniz şuraya basılı tutarsanız belli bir süre. Bakın size süresini de söylüyor ve su kilidi açıldı. Bize de diyecek ki basınç sensörünün çalışması için suyu sallayarak çıkartın. Şurada basınç sensörümüz var. İçerisinde su dolduysa diyor. Bunu çıkarmanız için sallayın diyor. Basınç sensörümüz aktive olsun tekrar diye bize uyarı verdi. Su modu da ben çok beğendim. Çok güzel bir fenerimiz var burada. Hani cep telefonlarından aşinayız. Bu çok iyi işe yarıyor bu arada. Hani işe yaramaz bunun ışığı nedir ki dediğinizde hayat kurtardı oluyor. Bilginiz olsun. Parlaklık seviyesi için çerçeveyi kullanabilirsiniz diyor. Çerçeveden parlaklık seviyesini arttırıp azalta biliyorum. Fenerimizden sonra da uçak modumuz var. Malum telefonlardaki uçak modu ve telefonumu bul modu. Buna bastığında Telefonum bakın hemen buradan canlandı ve telefonumu bu şekilde bulabiliyorsunuz eğer kaybettiyseniz. Bu arada bu fonksiyonları üzerine basılı tutarak yerlerini değiştirebilirsiniz, kaldırabilirsiniz, canınızı sıkanı veya ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz zaman ne karşınıza çıkacak? Dokunmatik hassasiyetini arttır, güç tasarrufu, konum, müziği oynat durdur, NFC, işte ses düzeyi gibi seçenekleri de siz buraya ekleyebilirsiniz. Hemen menüsüyle devam ediyorum. Şöyle bakalım menüsüyle devam edelim. Bakın burada işte bu spor fonksiyonu var. Kalp atışınızı ölçüyor. Burada Galaxy Watch aynı zaten yazılımda aynı menülerde aynı. İsterseniz anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Bastığınızda Ölçüm başlatıyor. Bu arada ölçüm sıklığını aşağıdan ayarlayabiliyorsunuz. Hemen onu da göstereceğim. Ölçüm sıklığını sürekli yaparsanız size sürekli olarak kalp atış hızınızı hem ekrana yansıtıyor. tabi seçtiğiniz kadrona göre. Hem de aynı zamanda bunu kaydediyor. Etiketleyebilirsiniz. Bakın burada ayarlara girdiğimde hareketsizsen 10 dakikada bir sadece manuel ölçüm veya isterseniz sürekli ölç moduna alabiliyorsunuz. Ben sürekli ölçte kullanıyorum ve bu şekilde sürekli olarak kalbimin atışını ölçüyor oluyorum. Tabii ki bu, bu batarya ömrünüzden götürüyor çünkü sürekli şurada sizin kalbinizi ölçmeye çalışan sensörümüz aktif hale geliyor. Kalp fonksiyonunda kalp hızından çıkalım. Bu da adım ölçer. Telefonu, Galaxy Watch'u, Galaxy Watch 3'ü yan yana koyarak şöyle bir adım ölçer test yaptım. Yani bir iki sapmayla birbirleri arasında bir fark oluştu. Ama her zaman şu geri kaldı, her zaman bu geri kaldı gibi bir fark oluşmadı. O açıdan adım ölçer de gayet doğru, güzel. Hatta Watch'tan %1, %2 diyeyim yani hani çok fark edilmeyecek şekilde bir iyileştirme olduğu daha böyle hassas gibi geldi sanki bana. Daha hassas olduğunu söyleyebilirim. Yine buradan verileri, detaylı verileri ulaştığınız gibi application'dan da detaylıya ulaşıyorsunuz. Stres ölçüyor. Stres ölçümü gün içerisinde stresiniz, stres seviyesinizi ve stresinizdeki artış azalışları görerek buradan yardımcı oluyor. Hani %100 doğru mu söylüyor, gerçekten stresli olduğunuz anda stresi mi söylüyor derseniz... Eh bazen yakaladığı oluyor. Bazen de manasız bir şekilde stresiniz arttı oluyor. Mesela yemek saatlerinde falan stres düzeyimin arttığını görüyorum. Burada da streslisiniz diyelim. Bir nefes egzersizimiz var. Bu egzersize şöyle başlayabiliyorsunuz. Mesela bir dakikalık buradan ayarlayabilirsiniz. Standart ayarında size göstereyim. Mesela diyor ki başlat diyelim. Ya bu şekilde stresinizi de azaltmak için size böyle yardımcı bir şey yapmış. Burada da uyku düzeninizi ölçecek bir uygulama var. Kolunuzda bileğinizde yatıyorsanız uyku düzeninizi de ölçecektir. Günlük etkinliklerde yakılan kalori, antrenman vesaire gibi bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Hiç kullanmadığımız için değerler sıfır. Tabi bu değerleri aynı şekilde Samsung'un sağlık uygulamasında bu değerleri görebiliyor olacaksınız. Hemen bir sonrasına geçiyorum. Burada diğer uygulamalar var. Hava durumunu ben en çok kullanıyorum. Hava durumunu aktif etmek için üzerine tıklıyorsunuz. Konum ekle diyorsunuz. Bakın burada direkt cihazınızdan Galaxy uygulamasını açın ve Galaxy uygulamasından diyor ki uygulamalara girin. Uygulamalardan hava durumunu bulun diyor. Hava durumuna bastığınızda ayarlara tıklıyoruz ve geçerli konumu açıyoruz. Burada santigrat mı, Fahrenheit mi, hangi aralıkta hava durumunu güncellemesini istiyorsanız da aşağıdan seçiyorsunuz. Bu şekilde ayarı yaptıktan sonra artık hava durumunuz aktif hale geliyor. Hava durumu uygulamasında konuma izin verilsin mi diyor. Evet dedik. Ve hava durumu uygulamamız aktif hale geliyor. Hava Durumu uygulamasının yanında telefonunuza kurduğunuz başka hava durumu uygulamaları varsa onların da bildirimini zaten bildirim alanında size gösteriyor ve detaylara da bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Üzerine bastığınızda saatlik hava durumunu aynı telefondaki gibi buradan görebilirsiniz. Hatta günlük tahminleri de buradan yine görebilirsiniz. Hava durumunu geçtim. Bu arada bakın burada Outlook eklentisi yeni geldi. Outlook eğer maillerinizi Outlook'tan kullanıyorsanız Outlook eklentisiyle de birebir çalışabiliyor. Samsung'un kendi asistanını da burada görebiliyorsunuz. Asistana buradan ulaşabiliyorsunuz. Müzik burada. Bakın şu anda telefondaki müzikleri dinliyor. Şu anda hafızada hiç müzik olduğu için çalmıyor. Ama isterseniz buradan saate gelebiliyorsunuz. Bakın önce telefondan saate yüklüyorsunuz, ondan sonra da dinleyebiliyorsunuz. Saatin içerisindeki hafızadaki müzikleri görebiliyorsunuz. Hemen size bir sesini dinleteyim. Ses olarak öncekine göre bir tık daha iyi, mikrofon ve ses kalitesi öncekine göre bir tık daha iyi olduğunu hemen söyleyeyim. Özellikle dışarıya verdiği sesin kalitesi olarak bunda daha bir metalik yani bu daha bir metalik ses çıkıyordu ama bunda gayet güzel bir ses çıkıyor. Ben bunu da çok kullanıyorum. Telefon çağrısı geldiğinde buradan arama yapabileceğiniz gibi aynı zamanda sıkılanları telefonunuza ekleyebileceğiniz gibi çağrı da cevaplayabiliyorsunuz. Telefonunuz cebinizde bir işle uğraşıyorsunuz ve telefonu cebinden çıkartamıyorsunuz. O sırada telefon çaldı. Ekranda görüyorsunuz ve cevaplayabiliyorsunuz. İşte soldan sürükleyerek telefonunuzu açabiliyorsunuz ve saatiniz üzerinden saatinizin mikrofonu ve saatiniz sizin hoparlörüyle telefonunuzla görüşme yapabiliyorsunuz. Ben bugüne kadar çokça bu görüşmeyi yaptım. Hani karşıdakinden de çok daha sesin gelmiyor falan gibi de bir şikayet almadım açıkçası. Sizi kurtarıcı noktaları oluyor. Bu açıdan da ben bu saatin bu özelliğine bayılıyorum diyebilirim hemen geçtik. Şuradaki ufacık ortadaki düğmeye bastığınızda tüm uygulamaları görebilirsiniz. Bu uygulamalar arasında bu şekilde de gezinebilirsiniz. Uygulamalarda çok fazla bir şey yok. Hani sen neyi kullanıyorsun bu uygulamalar arasında derseniz sesli notu en fazla kullanıyorum. Bir şeye ihtiyacım olduğunda hani oturup yazamazsınız burada. Mümkün değil. Sesli notu kullanabilirsiniz. Sesli notlarınızı gayet güzel bir şekilde kaydedip daha sonra ihtiyacınız olduğunda buradan dinleyebilirsiniz. ses notlarınızı gayet güzel bir şekilde kaydedip daha sonra ihtiyacınız olduğunda buradan dinleyebilirsiniz sesi notlardan sonra bir sunum yapacaksanız bilgisayarınıza bağlarsanız telefonunuza eğer bir PowerPoint uygulamasında sunum yapacağınız zaman şu uygulama da çok güzel oluyor. Çok havalı oluyor açıkçası. Çerçeveyi döndürerek slaytı değiştirebilirsiniz. Saatiniz bileğinde çerçeveyi tık döndürdünüz bir slayt değişti. İşte cihazınızdan imleci kontrol edebilirsiniz. Yani cihazınızdan imleci kontrol edebilirsiniz. Bakın burası önemli gibi mouse gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Bu açıdan müthiş bir özellik. Ama kaç defa kullandığınız derseniz herhalde iki defa falan kullandım iki yılda diyebilirim size ama bu özellik de e, bu saatin içerisinde mevcut. Hemen devam ediyorum. Bu arada çevirmeye devam ettiğinizde ikinci sayfaya geçiyor. Ben ana menüden devam ediyorum. Arka taraftaki şu şekli görüyorsunuz değil mi? Bu arka taraftaki şekli de uygulamadan yine değiştirebiliyorsunuz. Bunun da bilginiz olsun. Hemen bakın burada eğer bir spor yapacaksanız koşu, bisiklet, yüzme vesaire veya hatta birçok daha fazla seçeneği buradan buradan ayarlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşü, egzersiz ve daha sonra Samsung sağlık uygulamasından da bu yaptığınız sporları takip edebilirsiniz. Hemen bunun yanında şu anda işte yağmur olasılığını ve aynı zamanda da hava durumunu buradan canlı olarak görebilirsiniz. Müziği göstermiştik. Su uygulaması mevcut. Bugün bir bardak su içtim, iki bardak su içtim, üç bardak su içtim şeklinde kayıt yapabilirsiniz. Kahve uygulaması da var. Su ihtiyacınızı veya kahve içme miktarınızı da buradan ölçebileceğiniz basit bir uygulaması var. Hemen geçiyoruz. Adım sayar isterseniz direkt adımı aktive edebiliyorsunuz. Kandaki oksijen. Şimdi Galaxy Watch'tan kendini bir adım öne taşıyan özellik bu. Akıllı saatlerde aslında çok böyle aman aman özellik farkı yok. Bu özellikler arasında yeni çıkan bu özellik kandaki oksijen miktarını ölçme. Vücudunuz ne kadar oksijeni alıyor, ne kadar oksijen almıyor, vücudunuzun oksijene ihtiyacı var mı yok mu bunu da ölçüp takip edebilirsiniz. Kandaki oksijen miktarını ölçüm bayağı çetrefilli bir iş. Bileğinizi belli bir konumda tutun diyor. Ondan sonra ölçüm yapıyor. Kandaki oksijen oranında %95-%100 arası olmuyor gerektiğini söylüyor. Bu Galaxy Watch'ta yok Watch 3'te gelen tek yeni dijital özellik diyeyim. Tek yeni dijital özellik bu. Bu arada o hani hiç uyumasın dediğimde arada şöyle uyandırıyorum ya iki tane kadran gözüküyor. Her saat kadranında uykuda nasıl davranması gerektiği farklı şekilde işlenmiş. Kimi dijital bir saat yazıyor ekranda kimi işte sadece akrep veya kovanı gösteriyor gibi bu kadranınızı değiştirdiğinizde uykuda da böyle davransın şeklini de değiştirebiliyorsunuz. Bu arada Bakın P güç seviyesi düşmüş. Şu anda %20'nin altına düştü diye. Güç tasarruf modu açılsın mı diyor. Ben hayır diyeceğim. Size tanıtıma devam edeceğim. Güç tasarruf modunda sensörleri kullandırtmıyor ve olabildiğince tasarruflu bir şekilde kullanıyor ve günü tamamlamanız için size destek veriyor. Şu anda stresiniz çok fazla diye ölçüyor. Elimden ölçüyor bunu ve işte nefes al egzersizinizde buradan yaptırabiliyorsunuz. Kalp atış hızınızı ölçüyor. Alarm ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi kolunuzda saatte yatabiliyorsanız alarm çok iyi işe yarıyor. Ve aynı zamanda bu widgetlara ekleme yapabilirsiniz. Ekleme yapmak için bakın burada mesela alarm uygulaması. Ben ne kullanıyorum ekstra derseniz şu kısa yolu kullanıyorum. Aramak için, birini aramak için favori arama listenizi buraya ekleyebilirsiniz. İsterseniz bunu başa doğru sürükleyerek şu sırada olsun diyebilirsiniz. İsterseniz kaldırmak için de yanındaki küçük eksi işaretine basarsanız da kaldırırsınız. Düzenle dediğimizde bakın 4 tane hızlı aramayı kimlere eklemek istiyorsanız bu düğmeye basarak kişilerinize ulaşabilir ve buraya ekleme yapabilirsiniz. Tıkladığımda da bakın menüye bu da eklendi. Evet, bunun dışında kadran konusunda bir şey daha söyleyeyim sizlere. Kadranı isterseniz kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Çok profesyonel olmayan bir uygulama koymuş Samsung. Hemen yorumlara yazarsanız isterseniz size nasıl kadranı tasarlayacağınızı ayrı bir eğitim videosunda sizlere gösterebilirim. Linkini de buraya bırakıyor olurum. Ek olarak düşme algılama var. Bu düşme algılama nedir derseniz düştüğünüzde ve hareketsiz kaldığınızda yardım isteyebiliyor. Böyle bir özelliği var. Yaptığım testlerde kendimi yere birkaç defa attım açıkçası bu uygulamayı çalıştıramadım ama zaten kendisi de uyarıyla bunu belirtiyor. Bu her seferinde olmaz. Yani çok hassas bir şekilde çalışmaz. Bunun dışında mesajlarınızı buradan okuyabiliyorsunuz. WhatsApp gibi uygulama kullanabiliyorsunuz. Spotify kullanabiliyorsunuz. Gelen mesajlarınızı ve mesaj geçmişini burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesajlarınızı Cevap verebiliyorsunuz. Spotify gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor ama YouTube müziği maalesef şu ana kadar ben bulamadım. YouTube müzikten de böyle bir şey bekliyorum. Size hemen uygulamadan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu sırada sol tarafta da kıyaslama yine verilerini görebiliyor olacaksınız. Uygulamada da saattekilerin aynısını görebilirsiniz. Sol tarafa doğru çektiğimizde direkt Galaxy Store'a ulaşabiliyorsunuz. Galaxy Store'a girdiğinizde burada tüm uygulamaları ve tüm kadran şekillerini buradan görebilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz şeklinde de ayrım var. Mesela bir kadranı beğendik. Bu kadranı indirmek istediğimizde üzerine tıklıyoruz. Kadran iniyor. Otomatik olarak saatimizde de kurulmaya başlanıyor. Eğer saatimiz wireless'e bağlıysa telefon bu isteği saate gönderiyor ve saatte uygulama indiriliyor. Eğer telefon wireless'e bağlı değilse önce uygulamayı telefona indiriyor ve daha sonra bluetooth üzerinden bu uygulamayı saate gönderiyor ve bu şekilde kurulum yapıyor. Bu açıkçası bayağı uzun süren bir işlem haline geliyor. Uygulama kurulduğunda yine alt tarafta bizi bilgilendiriyor. Bunun dışında hemen şöyle diğer uygulamalara bakayım sizlere göstereyim. Mesela ilk 500 uygulamalarına bakalım. İşte hava durumu, müzik uygulaması Samsung sağlık uygulaması ve diğer ekran görüntülerini burada görebiliyorsunuz. Haber uygulamasını kurdum yükledim. Eh işte güzel çalışıyor. En azından birkaç haber okuyabiliyorsunuz. Spotify dediğim gibi Spotify'ı kurabilirsiniz. Spotify bayağı işe yarıyor. Spotify aboneliğinizde varsa bence çok iyi işe yarayan bir uygulama. Baktığımızda işte namaz vakti gibi uygulamaları da burada görebiliyorsunuz. Bu uygulamanın içerisine biraz göz atalım. Bakın bildirimler ayarlarını buradan yapıyorsunuz. İşte bildirimleri açabilirsiniz. E ayrıntıları gösterebilirsiniz verebilirsiniz. Bildirim geldiğinde ekran açılsın seçiyorum. Bildirimler geldiğinde ekran açılarak bana gösteriyor. Aynı şekilde bildirim ayarlarını isterseniz yine buradan kapatabiliyorsunuz. Uygulamalar kısmına geldiğinde bakın otomatik güncelleştirme kapalı. Ben bunu sadece Wi-Fi yani wireless'e bağlı olduğunda şekilde ayarlıyorum. Eve geldiğimde telefon wireless'e bağlandığında uygulamaları otomatik olarak güncellemesini yapıyor. Bu ayarı işaretliyorum. Uygulama güncelleme bildirimleri. Bildirimleri açabilirsiniz veya kapayabilirsiniz. Ben otomatik seçtiğim için bildirimleri kapatıyorum. Gerek yok olarak görüyorum. İsterseniz bu dönen uygulamalar listesinde bir ayarlama yapabilirsiniz. Sıralama ayarını değiştirebilirsiniz. Burada herhangi bir uygulamayı tutup yerine taşıyabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınız anda kaydet dediğinizde de bu işlem yapılmış olacak. Saat şekillerini kaldır dediğinizde indirdiğiniz saat şekillerini buradan kaldırabiliyorsunuz. Buradan silebiliyorsunuz. Aynı şekilde saatin üzerinde de bu şekilleri yine kaldırabilirsiniz. Silebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Hava durumunu göstermiştim sizlere. Uygulamayı iyi kullanmaya başladığınızda hava durumunu buradan aktif ediyorsunuz. Sizlere bunun yanında ses ve titreşim özelliklerini göstereyim. Ses aynı zamanda anda ses çalarken de titresin özelliğini buradan aktive edebilirsiniz. İsterse sadece titret olarak da değiştirebilirsiniz. Zil sesini bildirim seslerini tamamını buradan değiştirebiliyorsunuz. Ve saatte de gördüğünüz tüm işlemleri yine burada ekstralarıyla yapabilirsiniz. Hemen geçtim ekran tarafında da ekran ışığını işte ne kadar zaman ekran aşımının ne kadar olması gerektiği gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Bunun altında da gelişmiş ayarlarımız bulunuyor. Gelişmiş ayarlarımızda bakın çift basma hava durumu. Eğer ana ekran duşuna çift iki defa tıklarsanız hava durumu aktif oluyor. İsterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz tabii ki buradan. Basıl tutma dediğim gibi basıl tutma Samsung'un asistanı mı yoksa kapatma menüsü mü şeklinde seçeneğinizde bulunuyor. Yine saatteki ki telefonumu bul özelliği telefonda da saatimi bul özelliği ile karşımıza çıkıyor. Ses çalmaya ve titremeye başlıyor saatinize içerik ekleme. İçerik ekleyeceğiniz zaman işte dedim ya müziği isterseniz saatinize gönderebilirsiniz. Spor yaparken de müziği oradan dinleyebilirsiniz. İşte o işi buradan yapıyorsunuz. Müzik yöneticisine giriyorsunuz. Burada zaten size anlatıyor ne yapmanız gerektiğinizi. Saatin başlatı öncesinde bilgisayarınızdaki bir tarayıcınıza saati gösterip IP adresini giriyorsunuz ve bilgisayarınızdan müzikleri saatinize aktarabiliyorsunuz. İsterseniz görüntüleri de saatinize atabilirsiniz. Böylelikle o kadrana bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Mesela aile fotoğrafınızı o kadranı ekleyebilirsiniz. Samsung'un kendi asistanı var. Bu asistanı ben hiç kullanmadım ve hiç sevmiyorum. O yüzden hiç size anlatmayacağım da. Zaten Türkçe'yi de desteklemiyor bu asistan. Türkçe'yi desteklememesi de çok büyük bir eksi bence. Hemen şu saat hakkındaya girmek istiyorum. Saat hakkında sizin depolama ve pilinize, hafızanızı her şeyinizi gösteriyor. Saatin 1 GB'lık bir RAM'i var. Zaten sol tarafta özelliklerinde gördünüz. 8 GB'ta bir depolama kapasitesi var. Samsung Galaxy Watch'ta depolama kapasitemiz 4 GB'tı. İki katına çıktığını da burada hemen size hatırlatmak istiyorum. Evet, menümüz bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yeni bir cihaz eklemek istiyorsanız şu 3 noktaya tıklıyorsunuz. Burada yeni cihaz eklemeye bastığınızda yeni bir cihaz ekleyebilirsiniz. Son olarak eğer saatinizi yeniden kurmak istiyorsanız sıfırdan ayarlamak istiyorsanız buradan aşağı indiğinizde ayarlara tıklıyorsunuz. Aşağı indiğinizde en aşağıda bakın pil saat hakkında ve yeni telefona bağlan. Yeni telefona bağlan dediğinizde saatteki tüm veriyi silecektir ve yeni telefona bağlanabilir şeklinde hazır hale gelecektir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videonun da sonuna geldim. Sorularınız, görüşleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.